Ne oldu sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Tam olarak ne oldu? B16 çok alçak kutu. Atatürk Havalimanı'nda. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. İşte son görüntüleri görüyorsunuz ekranlarınızda. Bürküt kapalı garajdan nejderimi al. Bürküt haydi Bürküt haydi. Bürküt karargaha gelen bütün arkadaşlar silah ve cephelerini alsınlar acele. Gece görüşlerini unutmasınlar. Gece uzun olacak. Bol bol cephane alsınlar tamam. Emir anlaşıldı tamam. Bu Ankara dışından gelecek olanlar var. Onlar için de mutlaka telsiz ayırın tamam. İyi misin ha? Bir yerin ağrıyor mu? Hiçbir yerin acımıyor değil mi? Korkma tamam mı? Sakın korkmayacaksın. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Korkma. Bekle beni. Bekle. Kaya abi gitme. Ben bırak şimdi beni ben iyiyim. Elinle bastır. Abi ben ne anlarım baskıdan? Oğlum elinle bastır işte. Araçtan fırladı. Kapmaya çalışırsa sakın izin verme tamam mı? Lan gitme. Geliyorum hemen. Behçet abi nerede? Hayır, hayır, hayır.
çekişti. Abi kapı çekişti. Baran! Ömer! İtin şunu! İtin! İtin! Asena! 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 Bakma! Asena! Merak etme. Bundan sonra sen devlete emanetsin. 18 yaşına kadar özlük hakların devlette. Anne babanın istediği gibi iyi bir eğitimin olacak. Devlet seni okutacak, sana sahip çıkacak. Öğretmenim, bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Devlet ne demek? Devlet Türkiye Cumhuriyeti demek. Uçak devlete aitti. Dolayısıyla Cumhuriyet sana bakmak zorunda. Neden? Nasıl neden? Neden bakmak zorunda? Çünkü devlet medeniyet demek Kemal. Cehennemi gördün mü sen çocuk? Görmedim abi. Cehennem onun iki dudağı arasındadır. Onun hakikatlerine itaat etmemektir. Ona göre davran. Unutma, içeride katiyet gözlere bakmayacaksın. Ancak o isterse bak. Adın neydi senin? Öksüz derler abi. Bir iki güne yolculuk etmesi lazım. Yüz yüze geldiğin ilk sefer bu olacak. Ne diyorsa iyi dinle. Ne yaparsa iyi izle. Anladın mı beni çocuk? Anladım abi. Gerçek adın ne senin? Tolga demişler ama herkes öksüz der. Daha iyi. Sana anlatacaklarını sorgulama. Ne diyorsa müsterih ol ki ayıkken ve rüyada o haklıdır. Tamam abi. Öksüz. Seni yetiştirecek tek kişi odur. Anlıyor musun bunu? Anlıyorum abi. Bu andır ki sen kendi gerçek adını öğreneceksin. Gerçek yapacaklarını dinleyeceksin. O ne derse çamurun ona yorulacak çocuk. Kemal Boratov'u canlı bırakmak iyi bir fikir mi sence? Turgut Atalay'ın ölümünü yarın sabah herkes konuşacak. Katil o diyeceğiz. Kemal'in de asılana kadar yaşaması lazım. Tolga abi öyle diyorsun ama... Sorgu yok, sual yok. Anlıyorum abi. İyi o zaman. Asker üniformalı timler gelmeye başlayacak. Hepsi özenle seçildi. Boratov'u Akıncı'ya götürmek için geliyorlar. Haberimiz var. İznimiz de var. Sen bana iki zırhlı, bir de tank gönder. Gölbaşına gitmemiz lazım. Saat 2'de özel kuvvetlerin yeni paşası gelecek. Thank you.
Buradayım kardeşim, buradayım. Korkma, yanındayım. Buradayım. Sana yemin ediyorum, kanın yerde kalmayacak. Buradayım abi. Buradayım. Turan, hemen kızının yanına git. Gideceğim abi, gideceğim. Zeynep! 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 Ağlama. Çok bir şey hissetmiyorum. Ağlama. Zeynep sorduklarında bir şey söyle herkese. Kanı çok sevdi. Ve özel harekatçıydı. Zeynep! Zeynep! Ve evladım. Turan, hemen kızının yanına git. Başkanım. Turan. Abi. Başkana bir yerden morfin bulun. Yaralıları da alevlerden çekin. Abi ya şehitler? Göreve gitmemiz lazım. Harbos abi gözünü seveyim. Bak Behçet Şef burada. Hasan abla burada yatıyor. Beni dinleyin. Hatırlayacağız. Üzüleceğiz. Ama şimdi değil. Onlara borcumuz var. Bizi izliyorlar şimdi. Geride kalanlar ne yapacaklar diye. Hadi toparlanın. Ömer. Bize sağlam bejler lazım. Kapalı garajdan bir tane alırım abi. Ömer 12-10'da 7 top takılı olsun. Acele et. Ece. Ece. Kaya. Ece. Ulan ne olur. Turan abi. Kaya. Baba. Bir tane ol kuzum. Bir yerine bir şey oldu mu? Hayır. Ha? Allah razı olsun kardeşim. Başkan eli silah tutan herkes ikinci garaja bekliyor. Ne varsa kim varsa topla git. Hadi. Emredersin. Haydi. Sen de bir şey. Ece nasıl? Şey. Sen iyi misin? Sen nerede? Evet. Sivilleri lojmanlara yerleştirin. Güvenli olanları. Tamam. Tamam. Kızım. Şimdi gitmek zorundayım. Döneceğim. Tamam mı? Bunu hafife almayın. Defalarca tembihlemiş öksüz. Seni nereden gönderdiler? Şırnak. Kaç kişi geldi seninle?
Ne fark eder? Buradaymıştım. Kusura bakma kardeşim. Biz de emin olmak için soruyoruz. Neyse. Bunu Akıncı'ya götürün. Ben ve sivil iki kişi size yola katılacağız. Diye Turgut Atalay. Ne olmuş? Hala nefes alıyor. İmkansız. Nabzına bak bakalım. Çok zayıf. 10 dakika ölmüş olur. Emin olalım. Sık kafasını. Zaten gideceğimiz yeri biliyorsunuz. Biliyorum. Cehennem. Kemal Boratov beni Osman Alan gönderdi. Nasıl emin olacağız? Olmayacağız. Ama zaten birçok şeyden emin olmak zor artık. Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitmem lazım. Bütün dostlarım orada. Önce buradan çıkmamız lazım. Dışarıda bir müfreze Fethullahçı var. Turgut Başkan'ı burada bırakamayız. O bu gecenin ilk mucizesi. Tüm polis özel harekat beni dinlesin. Ambulans gelmiyor. İtfaiye bile göndermiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Bakın. Şurada yatan şehit kardeşim Behçet Orbay'ın sözünü sakın ola unutmayın. Kardeşle kalleşi karıştırmayın. Tüfek getirin. Başkan, bu yaraların yani... Ne diyeceğiz öbür dünyaya gittiğimizde Kenan Tümer'e? Kızın Asena şehit düştü, biz onu koruyamadık. Ve sonra da bekledik mi diyeceğiz? Ya Behçet'in oğluna ne diyeceğiz? Babanın kanı yerde kaldı mı diyeceğim? Son kalan ejdere tüm gece yetecek kadar mühimmat yükleyin. Haydi bakalım. Haydi. Hangi tirin aracı bu? Bürgüt. Hepsi şehit. Osman'la Bürgüt. Yerde kök bölü bu. Ne dedin abi? Göklerde kartal, yerde bozkurt ol. Göklerde... kartal kaldı mı ki? Yalnızca biz mi varız? Şimdilik öyle. Akıncı onların elinde. Balıkesir, Muamma. Kaç uçak onlarda? En az 8. Bazıları alçak uçuş yapıyor, bazıları avlanıyor. Kızılay'daki harekat merkezi ellerine geçtiyse Cumhurbaşkanı'nın uçağını bulabilirler. Biliyorum. Paşa emri verdiği an seni göndereceğim. Gattan yerdekilere ulaşacaksın. Düşman duyarsa? Duysun. Havada darbe karşıtı uçakların olduğunu herkes duysun. Emrah, bizi duyuyor musun? Duyuyorum abi, dinlemedeyim. Emrah, istihbarat gelmiyor. Gazilerimiz var, şehitlerimiz var. Sağlam kalan tüm devriyeler şehrin çeşitli yerlerine dağıldılar. Ama bilgi gelmediği için körüz. Bize Kemal Boratav'ı bul Emrah. Abi bakın, bizi henüz fark etmediler. Mesajları kırdığımızı bilmiyorlar. Size istihbarat sağlarız. Yalnız bir şey var İrfan Başkanım. Söyle Emrah. Jandarma Genel Komutanlığı'nda Turgut Başkan ve Kemal Boratav saf dışı diye mesajlaşıyorlar. Ömer, kenara çek, ışıkları kapa. K-24
Kimle çatışıyor bunlar? Bilmiyorum. İçin rahat olsun. Kendi askerine kurşun sıkan bu hainlerin hepsi sızıntı. Bu geceyi planladılar. Ama Türk askeri değiller. Asla da olmadılar. Komutanım, ben polis özel harekattan Kemal Boratav. Bu da özel kuvvetlerden Mete Sançar. Ben Tuğgeneral Hacıoğlu. Hoş geldiniz. Yanımızda Turgut Atalay var. Ağır yaralı. Başından vurulmuş halde. Onu hastaneye götürmemiz lazım. Biz hastaneye yetiştiririz Kemal. Siz görevinize geri dönün. Komutanım, tüfekleri size bırakalım. Beylik tabancalarınız iki düzine adama yetmez. Yeter Kemal, yeter. Onlar bizi yalanla dolanla 3 sene içeri soktular. Biz de onlarla burada ölümüne çatışacağız. Ya devlet başa? Ya kuzgun leşe. Önce özel kuvvetlerden yazılı tüm emirlerin muharip birliklere ulaşması lazım. Yeni atanan paşaya yardım için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Ateş desteği. Al sana ateş desteği. Nizamiye ile çevre yolu arasında duracaksınız. Hadi. Evine git. Çıkma dışarı. Tehlikeli bir olay. Teşkilata saydırıyorlar. Oğlum, üzerimizde kobralar dolaşmaya başladı. Bak, yusuflamaya başlıyorum. Ya Emrah, kimsenin senden haberi yok oğlum. Bu kadar korkmana gerek yok. Abi gözümü seveyim, yanınıza geleyim. Oğlum, bizim yanımızda daha mı güvende olacaksın sanıyorsun? Şimdi, şehirde 3 kilit nokta var. Bunları temizlemezsek Ankara'da duruma hakim kalırlar. 1. Jandarma Genel Komutanlığı. Bombalanmadan önce Mustafa Kemal Paşa ve Harun Paşa burada sızıntılarla baş etmeye çalışıyordu. 2. TürkSat. Devletin yayın yapmasına engel olmak için TürkSat'ı almaları şart. Buraya en güvendikleri köpeklerini yollarlar. 3. Özel Kuvvetler Komutanlığı. Bordoberilerle mi çatışacağız? Meğer ki onlar Bordoberili değilmiş kardeşim. Öyle düşün. Ver şunu. Emrah, kriptolarda bir şeyler var mı? Özel kuvvetlerle ilgili. Mesajlarda endişe var. Zekai Paşa'yı ele geçirememişler. Düğündeyken baskın yapacaklarından şüphelenip erken çıkmış. Burhan abi, Osman Paşa'nın dediğini hatırlasana. Bizim gibi adamlar onlarda da var abi. Ne olursa olsun karargaha teslim etmeyecek askerler var. Abi onlarda da bölü var. O halde ilk durak TürkSat. Yani oyun bozan olmak istemiyorum. Ama her yerde tank var, kobra var. Farkındasınız değil mi? Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman
gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, kıskandığı zaman kıskancın kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığındım. Oldu. Nasılsın demeyeceğim. Çünkü bok gibi görünüyorsun. Geç kaldık paşam. Çok geç kaldık. Yeterince vakit olmadı. İçlerindeki adamlarımız 3 saat kala ihbar ettiler. Tam karşı hamle yapacakken şerefsizler erkeni aldılar. Erlik de onlardan. Tolga Erlik? O zaman tahmin ettiğimizden daha fazlalar. Komutanım, radyo televizyonu ele geçirmişler. Mustafa Kemal Paşa JUAK komutanlığında darbeye karşı koymayı deniyormuş. Arif Paşa nerede? Güvende mi? Yanında JUAK var, onu koruyor. Görüyorsun değil mi Kemal? Bu gece daha bitmedi. Gerçek Türk subayları sızıntıları durdurmaya uğraşıyorlar. Nereleri vurdular? Polis özel harekatı bombalamışlar. Çok şehit var. Üzgünüm evlat. Gerçekten acıtan şey ne biliyor musunuz? Tolga'nın 10 yıldır tanıdığı silah arkadaşlarına ihanet etmesi değil. Sözde sevdiği kadına kastetmesi de değil. Beni esas yakan, onu yetiştiren Turgut Başkan'ın kafasına sıkarken yüzündeki ifadeydi. Böcek ezermiş gibi baktı öğretmenine. Onu gerçekte yetiştiren Turgut değildi. Düşünme bunu. Düşüneceğim. Düşüneceğim ki elime geçirdiğimde... Ne yapacaksın? İntikam mı alacaksın? Acı mı çektireceksin? Baksana dışarı. Eğer polis ve asker bu gece bu işi durduramazsak... sızıntılar yüzünden... belki yüzlerce ya da binlerce sivil ölecek. Maskeleri düştükçe... ülke kan gölüne dönecek. İntikamın mı önemli? Yoksa millet mi? İkisi de. Gökçe, Paşa'dan emir geldi. Zulay'daki Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi yetkileri ele geçirilmiştir. Oradan gelecek emirler yasal değildir ve dikkate alınmayacak. Burası Aslan Filo 1, 2 ve 4. Diyarbakır Kalkış. Muharip jetler, kendinizi tanıtın. Hocam, hemen kendinizi tanıtın. Cevap verme. Korkacağımızı sanıyorlar. Komutanım, sizi bunlarla bırakma. Bir şey olmaz. Fazla füzeleri yok. Amaçları Cumhurbaşkanı'nın uçağı. Komutanım, olmaz. Bulunur. Ama kuyruğundan ikisini alırsan hayır demem tabii. Tekrar ediyoruz. Diyarbakır Kalkış, muharip jetler. Kendinizi tanıtın. Hocam, hemen kendinizi tanıtın yoksa uyarı atışı yapacağız. Kimsiniz? Burası Türk Hava Kuvvetleri. Asıl siz kimsiniz? Burası Aslan Filo 1, 2 ve 4. Hemen RTV yapacaksınız. Bir daha uyarmayacağız. Aslan Filo size yakışmadı. Köpek Filo desek? Bir sonraki yakıt deponu bulacak. Komutanım, havlayan köpek ısırmazmış. Cevap verme. Kimlerden olduğunu bilmiyoruz. Abi, bu ses Gökçe Demir. Sur'dan hatırlasana. Başkanım, Allah aşkına eminim. Ondan hain olmaz. Arkadaşlar, siz de biliyorsunuz bizden olduğunu.
Fars 2. Burası Börü. Dinlemedeyiz. Hayır Ülgen. Üsteğmenim benim. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Kaya, fazla vaktim yok. Peşimde Fethullahçı jetler var. Beni iyi dinlemen lazım. Yakında gardı da kapat. Üsteğmenim. Üsteğmenim. Başkanım, gard açık frekans. Demek ki önemli bir bilgi ulaştırmaya çalışıyorlar. TürkSat'tan ulaşmayı deneriz. Başkanım, iç kanaman olabilir. Gözünü seveyim, bir iki kişi önden gitsin. Yok öyle bir şey. Tüm gece beraberiz. Ulan ne inatçı adamlarız be. Tank kadar olmasak da. Lan tank kadar inatçısı var mı ki? Merak etme, yürüyecek. Protezlerini ben ona kendi ellerimle yapacağım. Üçe ayrılacağız. Turan Kaya, Ömer Baran, Barbaros ben. Olur da bilincim giderse komuta Barbaros'ta. Başkanım ağzından yer alsın. Durmak yok. Şehadet esastır. Siz devam edin. Karargâhta kimseye gözükmeden saklanın ve bekleyin. Biz burada teyakkuzda olacağız. Ülkenin nabzı burası işte Kemal. Kendilerine o kadar çok güveniyorlar ki bir sızıntıyı muharip birliklerin başına emirler yağdırsın diye göndermişler. O sahte emirler gitmemeli. Giderse İstanbul'da Ümit Paşa, Van'da İsmail Metin Paşa, onlara karşı uyanık olan ne kadar sivil ve subay varsa hepsi için öldürme emri dağılır. Başarısız olsalar bile yalan haberlerle orduyu birbirine düşürecekler. At izi it izine karışacak. Komutanım, bir şeyler yapalım. Henüz değil. Bekleyeceğiz. Zekai Paşa'yı yakalayamadılar. Ona güveneceğiz. Bir tek adam ne yapabilir ki? Esas o tek bir adam yapar. Doğrulara gönül vermiş tek bir adam tüm akışı değiştirebilir. Milletin temsili o adamlar ve benzerleri binlerce yıldır felaketlerin eşiğinden döndürmüyor mu? Ülkeyi uçurumun eşiğine itenler hep vardı. Hep olacak. Ama onları durduran, görevini yapan, sizler gibi ölümü göze alan, tarihe geçen yalnız kahramanlar da hep var olacak. Nizamiye'den silah sesleri duyduk. Erdinç Albay sizlere ulaşıncaya kadar beklemede kalın. Anlaşıldı paşam. Burayı çok önemsiyorlar. Şah damarı gibi koruyacaklar. Bizimkilere ulaşalım. Özel harekatçılar desteğe gelir. Özel kuvvetleri dışarıdan müdahaleye karşı korumak için baştan aşağı saran bir cemur ağlar. Önce onu kapatmamız lazım. Nerede bu ağ komutanım? Bir fikrim var. Thank you.
Turan. Şehitlerimize ulaştık. Aracı baştan aşağı taramışlar. Kim bilir ne kahramanlıklar yaptınız. Allah'ım lütfen içeride sızıntı olsun. Turan. Kim kaldıysa canını istiyorum. Başkanım, şehitlerimizin kanı yerde mi kaldı? Yerde kalmayacak. Ama şu anda bilgi ve istihbarata açız. Duygu değil, beyninle hareket edeceksin. Başkanım. Turan abi. Hislerini içine göm abi. İnan bana, tek çare bu. Bu geceyi atlatmak istiyorsak hissizleşmemiz lazım. Dur orada! Alo! Dursana! Ne diyorsun arkadaş sen? Öksüz iki saattir seni çağırıyor. Adamın sinirleri tepesinde zaten. Çatışma seslerini duymuyor musun? Halimize baksana. Ana kapıda desteğe ihtiyaçları var adamların. Hem zaten Cemre'leri korumak için beni gönderdiler. Sen bir an önce fırla bak, başımıza bela alacağız. Sorarsa ben söyledim, o gelmedi derim. Ben bundan sonra adamla papaz olamam, hiç kusura bakma. Adamın kocaman masmavi gözleri sinirden kan çanağı aldı, yemin ediyorum. Devam et! Yetenekli adamsın Kemal. Tolga'nın gücü aynı zamanda zaafı paşam. Onun bizi bildiği kadar biz de onu biliyoruz. Mete. Emredin komutanım. Cemur binasına gelin hemen. Hala sessiz. Abi, madem buraya sızıntı timleri gönderdiler, niye burada kimse yok ki? Temiz. Ne görüyorsunuz? İncin top oynuyor. İletişimi koparmak için her yeri taramışlar. Proparan parça abi. Büyük antenleri bombalamışlar. Tamam. Devam edin. Var mı bir yolu? Var. Hadi. Kaya. Biz başkanla yedek trafoyu açacağız. Sen Sahra telsiziyle çatıdaki antenlere bağlan. Anlaşıldı abi, tamam. Sahra telsizi kullanmayı ne ara, kimden öğrendin? Murat abimden. Ayınmadım. Göremedi bugünleri. Göremedi. Ama izliyor. Bizi görüyor. Emin ol. Barbaros girişteyiz. Anlaşıldı. Bana bir 30 saniye daha verin. Yazık. Bu kadar acı. Bunca şerefsizlik. İlk karşılaştığımız zaman ne dediğimi hatırlıyor musun? Korumak. Türk'ü korumak. Türk'e karşı şu an. Saçmalama lan. Türk'e karşı ne demek? Kendi vatandaşına silah doğrultmuş bir adam Türk de olsa ne olur? Artık Türk olarak ölemez. Peki abi. Bu hainlerin verdiği emre mecburen itaat edenler kaçı bilmeden istemeden acı çekecek. Yalan doldu her yer. İlk iş sızıntıların kirlettiği doğruları kurtarmak. Karanlığı savmamız lazım.
Kaya, hemen bağlanman lazım. Işıkları görürlerse tekrar jet gönderebilirler. Başkanım, jet değil bu. Tekrar et, anlamadım. Jet değil. Başkanım! Herkes ejderi, herkes ejderi. Çabuk, acele edin. Az kaldı, hattı bulacak. Kaya, geleceği kör olsa dikkat et. Gelsin. Ne diyorsun oğlum, onu demek lan, manyak. Bizim hattı garda bağladın, sahrayı biz de duyacağız, az kaldı. Kaya, hemen buraya gel. Başkanım, bana bir dakika kazandırın. Ne olur. Başkanım, bu zırh 20 milimetreyi tutmaz. İçeride şaraplar yağmur olacak. Ömer, sana çok iş düşecek aslanım. Kralını yaparım. Pars filo, burası bölüyor. Beni duyuyor musun? Gökçeüstü Teğmen, ben Kaya. Beni duyuyor musun? Kaya, sesin açık ve net. Bölü, hainler Kızılay'daki harekat merkezinden Türk hava sahasındaki tüm uçakları görüyor. O hesap dışı bırakmak lazım. Destekleri yok. Bu Ankara'daki en önemli karşı harekat. Tekrar ediyorum. Ankara'nın en önemli önceliği bu. Ne demek istiyor? Ne demek önemli? Kaya, hemen sor! Neden bu kadar acil Üsteğmen'im? Cumhurbaşkanının jeti havada. Ama transponder takip edilebiliyor. Onları kör etmemiz lazım. Eğer etmezseniz... İletişimi kopabilir. Biraz karışık bir durumdayım. Biz de öyleyiz. Yerde kökbürü ol. Ya siktir. Bırak! Bırak Ömer, önümüze gelsin. Gel orospu çocuğu, gel. Hadi lan Kaya! Ömer, şimdi!
Hadi Ömer, hadi oğlum. Çıkart bizi şuradan, bas! Aldılar mı emri? Garson anda kesildi komutanım. Ama aldılar. Emin misin? Eminim komutanım. Özel harekat yarım iş yapmaz. Umarım haklı çıkarsın. Peşimdekiler kayboldular. Benim de. Galiba nereye gittiklerini biliyorum. Görmedik. Gölge gibi geldi. Sizi pamuk gibi yükselttik. O yüzden mi bu kadar kötü yetiştiniz ha? Anlamadım. Gayet iyi anladın. Tek bir adam 20 tüfeklinin arasından geçip Semih'i vurdu. Ve onu durduramadınız, öyle mi? Durdurduk. Beden azilerde. Onu durdurmadınız. Efsane yaptınız. Bana bak. Hayır, sen bana bak da ne olduğunu anlatayım sana. Azilerde yatan başçavuş bizim emirlerimizi resmiyete dökmemize engel oldu. Özel kuvvetler hala Zekai Paşa ve devletin emrinde. Otoritemiz kalmadı. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Ben sizin bu rütbelere gelmenizi sağlayan iradeyim. Burayı geri almaya deneyecekler. Ne yapmamızı istiyorsun? Karargahı bir kaleye çevireceksiniz. Sen niye buradasın? Senin adamın söyledi. Mavi gözlü olan. Herkes Cemur binasına. Ne varsa getirin. Cemur kapandı komutanım. Hatlar açık. Erdin Çalbay ve diğerleri toplanıyormuş. Tamam. Biz gideriz, siz burada kalın. Geliyorlar. Lan oğlum bas! Abi elimden gelen Ömer Allah'ın gönlü komple kovalamıyor. Dönmüyor, öne geçiyorum. Barbaros abi! Abi sıkı tutun. Değiştirirken seninkileri ara. Gölbaşı benzin istasyonunda buluşuyoruz de. Komutanım, o tankı tüfekle tutamayız. Deneyeceğiz. Komutanım, Ömer Başçavuş sızıntıyı başından vurup şehit olmuş. Nerede? Nizamiye'de yatıyormuş, tek başına. Çalıyor. Alo. Turan. Lan Kemal arıyor. Kemal. Kardeşim. Alo. Dur. Hoparlörü veriyorum. Neredesiniz?
Sen bizi boş ver. Sen neredesin? Turan açtı komutanım. Lan Kemal yarı konuşsana. Kimler hayatta? Turan kimler hayatta? Alo. Kemal abi ben Kaya. Sen merak etme biz iyiyiz. Sen neredesin? Terminatörleyim. Osman Paşa. Benim İrfan. Sağ olmana sevindim başkan. Hala öldüremediler paşam. İrfan. Zor durumdayız. Bize destek lazım. Neredesiniz? Kendi yuvamızdayız. Burayı geri alacağız. Acil mi? Hem de çok. Bir saate oradayız. Oğul Bey'de buluşuruz. Yalnız bize acil mühimmat lazım İrfan. Tekrar edin paşam, anlaşılmadı. Acil mühimmat lazım İrfan, acil. Hadi Ömer, hadi oğlum, hadi. Alo. İrfan başkanım. Alo, alo. Cep telefonlarına karşı seyyar cemur getirmişler. Burayı saracaklar. Mete, buradan ayrılınca karargah sınırları içinde kalın. Paşam, çatışırız. Biliyorum. Ölürsün de. Ama mesele bu değil. Mesele geceyi kazanmak. Siz gizli kozumuzsunuz. Binayı sağlam istiyorlar Mete, o yüzden sarıyorlar. Keşke o tank ateş etse. O zaman çıkış yolu açılırdı. Mete, istesek telsiz frekanslarına girebilir miyiz? Gireriz. Tarayıp kanalı bulurum. Paşam. Yap. Beni duyduğunu biliyorum. Sana daha önce hiç anlatmadım. Hatta Turan bile bilmez. Ama ben de öksüzüm. Ufacık bir çocuktum o zamanlar. Annemle babam uçakları Paris dışında bir ormana düşmüş. Aylarca gizlemişler benden. Ben de sahipsiz hissettim. Ben de yapayalnız büyüdüm. Hiç kimseye güvenmedim. Güvenemedim. Ama şerefsiz olmadım Tolga. Ülkemi tarikatlara satmadım. Kapatın şu hattı. Kapatamayız. Aramızda iletişim için hat lazım. Çünkü kimsesiz hissetsem de iki şeyim vardı. Biri vatanım, diğeri dostlarım. Sevgisiz bir adam sandılar beni. Ama içimde kopan fırtınaları bir tek ben bilirim. Kapatın şu hattı! Seneler geçti. Dostlarım bir bir şehit olurken ben ağlamak isteyip ağlayamadım. Sevdiğim kadın mermiler arasında görevini yaparken hem gururlandım hem korktum. Kes sesini Kemal. Sen bunların hiçbirini yaşamadın Tolga. Sen sırt sırta verdiklerinin ölümünü planladın. İkinci babam saydığım Kenan Tümer'i öldürdün. Kendi öğretmenin Turgut Başkan'ı infaz ettin. Göl başında kim bilir kaç şehidin, kaç gazinin kanı var ellerinde. Umurumda değil Kemal. Biliyorum. İşte o yüzden seni bir kartalın tilkiyi avladığı gibi avlayacağım Tolga. O binayı yıkarsak Cemur Ağa dağılır. Dağılırsa dağılsın. Hazır ol. Hazırım Kemal. Lütfen gel.
Başkanın peşimizde pes etmiyor şerefsiz. Şehre mi gireyim? Hayır hayır. Sivilleri tehlikeye atamayız. Ömer bu uçakları sür abi. Ne? Tünel var oğlum tünel. Sıkı tutun. Sela okuyorlar. Nereden okunuyor? Her yerden. Bütün şehir. Kimin selası? Vatanın. Turan. Şunu durdur. Ömer, bana... Siz benimle Kızılay Harekat Merkezi'ne gireceksiniz. Gökçen'in de dediği gibi oradaki trafoyu kapatmalarına yardımcı olacağız. Kobra'yı da peşimize takarız. Biz ne yapacağız başkanım? Siz üçünüz Kemal'e desteğe gidin. Uzundan bunları alın. Eğer bir daha birbirimizi göremezsek şunu bilin. Her biriniz evladımsınız. Ne olursa olsun Türk milleti polisiyle gurur duyacaktır. Yüzümü kara çıkartmayın. Hakkını helal et İrfan abi. Helal olsun koçum. Helal olsun hepinize. Hadi bakalım. Hadi. Burhan abi. Dikkat et. Dikkat et Barbaros abi. Gençler. Amacımız bu helikopterin ilgisini üstünüzde tutmak. Baran. Ne varsa sık oğlum. Anlaşıldı başkanım. Bize bir şey olursa devlet ödünç aldı dersin. Tamamdır abi. Eyvallah. Abi orada bayrak vardı. Onu uzatır mısın? Sen nereye? Arkadaş gelip alacak. Meydana gideceğiz. Ulan dikkatli ulan. Merak etme abi. Bize bir şey olmaz. Halk da bizim kadar mücadele ediyor. Baran, beni dikkatli dinle. Bu kobralar genelde iki kol uçarlar. Birincisi dalışa geçer, atış yapar. Atıştan çıkarken diğeri dalışa geçer. Böylelikle hedefi boş bırakmazlar ve diğeri öbürünü korur. Ama bu şerefsiz tek başına uçuyor. En zayıf noktası atıştan çıktığı an burnunu kaldırdığında. Abi sen yapamadıysan ben nasıl yapayım? Yaparsın Aslan. Ben sana inanıyorum. Hadi göreyim seni. Turan, Oğul Bey'deki benzinciye gideceksiniz. Neyimiz varsa mühimmat verin. Anlaşıldı başkan. Baba? Barbaros'un mu oğlum? Neredesin, iyi misin? Gölbaşı bombalanmış. Yok bir şey yok, iyiyiz, iyiyiz biz. Hain köpeklerle uğraşıyoruz, esas sen ne durumdasın? Gölbaşı'nın bombalandığını duyduk. Tüm mahalleli sokağa çıktık. Baba delirdin mi sen o tekerlekli sandalyeyle? Ne işin var senin orada, özellikle bu gece? Çabuk eve dön lütfen. Senin yaptığın bacakları giydim. İlk defa giydim. Ya baba ne diyorsun sen? Protezleri taktım. Ya baba anladım onu. Anladım ama lütfen eve dön. Ben sana diyor muyum Barbaros? Baba ne diyor musun sen bana? Sen beni dinliyor musun? Barbaros ben sana diyor muyum? Neden düşmanla uğraşıyorsun diye. Babam bak lütfen. Diyor muyum Barbaros? Yok. Yok baba demiyorsun. Demiyorsun baba. Çünkü benim oğlum özel harekatçı. O uğraşmasa kim uğraşacak? Senin baban da eski asker.
Kıbrıs gazisi. Gerçi şimdi sivilim ama biricik üniformamı gasp etmiş Fethullah köpeklerine karşı bayrak sallayamayacak mıyım? Barbaros, dinle. Seninle gurur duyuyorum. Hep duydum. Çünkü benim kahraman bir oğlum var. Benim de kahraman bir babam. Kapamam gerekiyor. Hakkını helal et yavrum. Baba! 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 Alo, duyuyor musun? Baba! Baba, sesin gitti, cevap ver. Baba! Helal olsun. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Köprüde miymiş? Abi İstanbul'dan birini arayalım, aldıralım onu oradan. Bunun suyunu bilmiyor musun? Onu oradan hiçbir güç alamaz. Asker benim babam Kaya. Gerçek asker. A02 tanker. BHM emri dışında kalkış yaptınız. Derhal kalkış meydanlarınızı RTB yapınız. Aksi takdirde düşman olarak angaje olacaksınız. Kimsiniz? Kendinizi tanıtın. Diyarbakır kalkış Pars 2 konuşmakta. Derhal RTB yapacaksınız. Anlaşılmadı, tekrar edin. Duymamazlıktan geliyorlar komiser. Dikkatli ol. Gökçe, sana uzun füze kilidi var. Acilen jef hazırlayıp kaçınma manevrası. Olumsuz komiser. Gökçe. Diyarbakır Pars 2, yakıt tankeri 6'sından çekileceksiniz. Son uyarımız. Aksi takdirde ne olacak? Kafana Fox 3 yiyeceksin. Gökçe, ne yapıyorsun? Komutanım, diğer uçakların havada yakıt ikmalini engellememiz lazım. Ne olursa olsun. Pars 2, aradan çekil. Ne yapıyorsun Pars 2? Bana füze attığınız saniye tankerinizi patlatırım. Ne dersin A02? Sence bu mesafede kaçabilir misin? Delirdin mi sen? 100 ton jet yakıtı taşıyoruz. Ne güzel işte. Sizin yıldız gibi kaydığınızı görüp yerdekiler moral bulur. Pars 2, o patlama seni de bizi de götürür. Ben hazırım. Ya siz? Aslan 1, hocam buna vaktimiz yok. Akıncı'dan alırız. Bu gece bittiğinde bunun hesabını vereceksin. Pars 2. Strata tanker. Hemen Adana'ya RTB. Hemen. Ateş etmeyin, dönüyoruz. Yerdekilere yarım saat kazandırdık. Kızılay'dan haber var mı? Henüz değil. Hadi dur, hadi. Biraz yavaşla. Ne? Abi yan olarak görsün, yoksa hiç vuramayacağım. Başkan delirdi bu. İrfan abi, bu herifi vurmak için tek şans bu. Ömer, Allah aşkına yavaşla biraz. Yap Ömer'im, yap. Hadi lan hadi. Daha değil. Oğlum herif tanışa geçti şimdi. Daha değil. Hadi lan hadi. Daha değil. Hadi. Gel.
şimdi! Şimdi. Herkes iyi mi? Aferin oğlum. Aferin. İyi misin lan? Devam et, devam et. İyiyim. Hadi oğlum, hadi Ömer'im, hadi. Burası mı? Geldik işte. Oğulbey'deki benzinci. Yeniden birlikteyiz. Bekleyin. Talat, Güngör gel. Kimler şehit? Sonra konuşuruz. Turan, ben içimi atmaktan yoruldum artık. Söyle bana. Bilmem lazım. Yoksa delireceğim. Çok şehit var. 3-4 tim gitti. Bazılarını bulamadık bile. Behçet abi şehit. Zeynep. Zeynep şehit. Kaan biz oradan çıkarken ağır yaralıydı. Asena nerede? Turan, Asena nerede? Şehit oldu. Beceremedim. Babası bana emanet etmişti. Son bir kez söyleyemedim. Seni hep seveceğim diyemedim. İmkansız da olsa ufak bir umut vardı. Belki son bir defa daha gülümser diye. Hep kötü şeyleri değil de biraz da iyi şeyleri hatırlar diye. Kemal. Ne kaldı geriye? Ne kaldı? Abi dostların kaldı. Vatan kaldı, vatan. Kemal abi. O şerefsizlerin hepsi hesap verecek. Hepsi. Evet. Önce Tolga verecek.
Ne diyorsun lan, ne Tolga'sı? Sizin bombalanacağınızı biliyordu. O Sena'nın bombalanacağını biliyordu. Hepinizi sattı sızıntı şerefsiz. Önce Tolga. Polis Özel Harekat Daire Başkanı. Alper Albay. Benim başkanım. Eskişehir mi ulaştı? Evet, yardıma geldik. Allah razı olsun. İleride kapıya barikat kurmuşlar. Paşa güvendiği 5 adamı gönderdi. O trafoyu kapamamız lazım. Yoksa... Biliyorum, kapayacağız. Komutanım, Fars pilotun 2 uçak hainlerin hava ikmalini engellemiş. Ama bu sefer de düşman Akıncı'dan yakıt doldurmaya yönlenmiş. Kazan'dan İstanbul'a kaç dakikada uçarlar? 10 dakika. Ömer, Baran. Ne oldu? Hayır, hayır, hayır. Ne oldu? Ne oldu? Özür dilerim başkanım. Niye özür diliyorsun oğlum sen? Baran'ı hastaneye götür Ömer. Başkanım, görevi bırakamam. Arkadaşlar, içeride bizden 4 kişi daha var. Çatışacak gücümüz var. Sıkıntı o değil. Halk üniformalılardan korkmaya başladı. Siz gelin yeter başkanım. Duydunuz işte, çatışma yok. Tek gözle bile yapabileceğim bir şey. Hadi Ömer, sakın öleyim deme Baran. Anlıyor musun? Sakın ölme. Ağlayacak gözyaşım kalmadı. Söz ver. Söz başkanım. Ama sen yine de hakkını... Helal olsun. Bin kere helal olsun. Hadi çabuk. Hadi oğlum, hadi aslanım, hadi. Tamam, hadi çabuk, 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 çabuk. Kırşehir'deki eğitim timi bize yardıma geliyor komutanım. İçeride de Mete Üsteğmen gibi bizden unsurlar destek verecek. Erdinç, izinle çocuklara bir iki şey söylemek isterim. Somurtkan bir emekliye bir dakika tahammül et. Siz bizim gönlümüzde hiç emekli olmadınız komutanım. Buyurun. Bazılarınızın komutanı oldum. Bazılarınızı ilk kez görüyorum. Kanlarınızı beraber döktünüz. Acılarınızı beraber sakladınız. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Dışarıda düşmanla savaşırken onlar aramıza sızan köpekleri gizlediler. Gören gözleri kör ettiler. Nasılsın İsmail? İçim kan ağlıyor komutanım. Hepimizin içi kan ağlıyor. Onlarca polis özel harekatçı şehit oldu. Siviller hala dışarıda şehit oluyor. Ömer Başyavuş. Hepimizin tanıdığı Ömer'imiz az evvel içeride şehit oldu. Hepinizin gözlerindeki hüznü ve bu gecenin vebalini taşıyanlara karşı nefreti görüyorum. Ama göreviniz bu değil. Bu akşam görevimiz Zekai Paşa'nın emriyle gidip o karargahı geri almak. Çoğunuzda beylik tabancalar ve av silahları var. Onlarda kobralar, tanklar, ağır mühimmatlar olacak. Ama bedeli ne olursa olsun ya orayı geri alacağız ya da öleceğiz. Yuvamızda nice büyük kahramanlar yetişti.
Ama hepsi bu gece Ömer'in önünde selam duracak. Çünkü o bu karargahın namusu ve şerefi için şehit oldu. Oranın da önüne çöp kamyonları, otobüsler çekilmesin diye. Millet orayı da sahipsiz sanmasın diye yapayalnız yatıyor. Yalnız değil komutanım. Değil mi? Ömer yalnız değil mi? Değil. O zaman gidin alın oradan. Yok, bu binaya girmemiz lazım. Biz nereden bilelim senin kim olduğunu? Üzerimdeki üniformayı da mı görmüyorsun kardeşim? Arkadaşlar, yanındaki polis özel harekat daire başkanı, girmemiz lazım. Albayım, ben kime nasıl güveneyim? Madem yardıma geldiniz, üniformanızı çıkartıp gelseydiniz. Çıkarıp mı gelseydik? Sen ne dediğinin farkında mısın kardeşim? Arkadaşlar, bir dakika dinleyelim. Dinleyin arkadaşlar. Kardeşim, o üniforma Çanakkale'de kanla ıslandı. Kore'de kıskaç arasından kendi canı pahasına müttefik kurtardı. Kıbrıs'ta masumları korudu. Güneydoğu'da yırtıldı, mermi deldi, gene dimdik durdu. Hapislere girdi, susmadı. Haksızlığa uğradı, devletini satmadı. İçindeki şehit oldu ama üniforma katlandı ve saklandı. Ben Türk. Asker de benim, polis de benim, millet de benim. Bu gecenin çamurunu Türk üniformasına bulaştırmam. Şimdi yol ver geçelim. Yol açın, yol açın, yol açın. Bize doktor gönder hemen. Kardeşim. Dur lan dur. Amirim, içerisi yaralı dolu. Dayanın hareket etmesi. Dayanamayız. Acil sen de yollayın hadi. Ömer. Ömer. Düşünsene. Babasız kalmış Laza fakirin teki. İstanbul'da varoşlarda büyüyor. Serseri olacakken senin gibi tertemiz bir adamla tanışıyor. Ben mi? Sen tabii. Oğlum cebinde kelebek taşıdın ya, nerede taşımazdın? Mahallenin orada tentenin arkasında oyun oynuyordunuz. Bu oyuncak kurbağalar vardı. Ha? Nice kaplumbağalar. Ne? Nice kaplumbağalar. Nice kaplumbağalar. Dur. Yoksulduk tabii. Yalnız yaklaşamıyorduk. Öyle uzaktan izliyordum. Ama Yufka Erik kardeşim yanıma gelmişti. Kendi oyuncağını vermiştim buna. Ne demiştin? Al, bende zaten fazla var demiştin ha? Hatırlıyorsun değil mi? Alo, konuş kardeşim. Bana bak, alo. Çömezken Murat abi bana baran gibi hızlı koş derdi. Onun gibi kral ol derdi. Ufacık heriftin. O bacaklar nasıl koşuyordun anlamıyordum. Bana bak. Babasız kaldım. Ama ailesiz büyümedim. Benim çok kral bir kardeşim oldu. Ha? Murat abi görünce ona diyeceğim. Ömer de kral oldu diyeceğim.
Nazlı! Albayım, şaltere kilit vurmuşlar. Depoda ancak bunları bulabildim. Mecburen balyoza kıracağız. Ne oldu başkanım? Boş ver. Mete, hazır mısınız? Hazırız. Börü çevre savunma kulesinin dibine varınca örteceğiz. Ben içeri giren ilk timli olacağım. Mete'ler içeriden, Niyazi ve İsmail oradan baskı ateşi açacak. Gazamız mübarek olsun. Hakkını helal et Osman abi. Hepinize tek tek helal olsun. Unutmayın, tarih bizi izliyor. Beyler, girdiğimizde burası mermi yağmuru olacak. Tüm gücünüzle yoldaki siperlere koşun. Siz apaçık ortada olacaksınız İsmail abi. Beni merak etmeyin. Ben onların dikkatini dağıtacağım. Hazır mıyız? Bize yakışır mı? Burası bizim yuvamız, karargahımız. Bak oğlum gidin. Birazdan kobralar gelecek ve parçanız bile kalmayacak. İsmail. Devam edin, devam, devam. Mete, şimdi. Tamam paşam. Kuleye çıkıyorum. Koruma atışı! Ne yapacağız? Ne dedi sana? Sen bilirsin. Siviller durmayacak, ortalık iyice karışacak. Karışsın. Burayı ve Akıncı'yı tuttuğumuz sürece havadakiler de işini yaparsa dış müdahale gelecektir. Biz? Biz çoktan gitmiş olacağız. Helikopter çağır. Afet jeneratörünü de kırmamız lazım. Ah.
tam zamanında. Cumhurbaşkanı İstanbul'a yaklaştı. Eskişehir'den karşı harekat ekipler kalkıyor. Onları korumaya gidiyoruz. Ama nizamiyenin dışından tap geliyor. Tekrar et Mete, anlaşılmadı. Tank komutanım 2A4 onlara desteğe geliyor. Paşam, karargâhta antitank mühimmat var mı? Var. Karagün cephane lideriz. Sızıntılar kozmik odaları bir bir kapattırdı ama o son örneği. Büyük binanın en alt katında bir sığınak. Mete, sakın atan bizi örtmen lazım. Bekleyin, siz atacağım. Mermiyle geçemeyiz. Ne yapacağız? El bombası var mı yanında? Var. Versin hocam. Hocam, bana kablo, ip, çelikler bir şey lazım. Kablo, ip. Kablo. Teslim olun! Cephanenin kapısını patlatarak açan bir biz varız herhalde. Tut şunu. Mutfak tüpünü de çakmakla kontrol ediyoruz zaten. Kemal abi. Tolga'yı gördüm. Helikopter pistine sızıntı götürüyor. Kaya! Buldum. Akademi sorumlusu. Dikkatini bana ver. Anlat. Bak, bu yarı otomatik tel kontrollü bir füze. Beraber taşıyacağız. Beraber kuracağız. Kurduktan sonra sen tankın dikkatini dağıtacaksın. Allah Allah. Nasıl yapacağım onu? Ne bileyim oğlum. Bul bir yolun işte. Bak.
Açıkta kalacağım. Beni görürse son füzemizi de heba ederiz. Bunu sensiz yapamam Turan'ım. Ayıp ettin kardeş. Ölürüz icabında. Bak buraya bak! Ne oldu lan? Ne oldu? Karşınızdaki herkes korkar sandınız ama ne oldu? Korkmadık! Savaştık. Teslim oluyorum. Bu kadar mı kontrolü kaybettin? Beni şaşırtıyorsun Kemal. Sen de beni Tolga. Machiavel okuduğunu sanırdım. Mutlak düşmanını asla yaralı bırakma.
Vur derdim beni ama öldüremeyeceksin. Sırf istihbarat için beni canlı tutacaksın. Müebbet verecekler belki bana ama yaşayacağım. Sonra ne olacak biliyor musun? Yurt dışından bir telefon gelecek. Ve salacaklar beni. Bu kadar çok mu ölmek istiyorsun? Her şeyini senden aldım Kemal. Öğretmenlerini, dostlarını, senin kadınını bile aldım Kemal. Vur beni. Vur beni. Vur. Vur beni. Hayır Tolga. Yaşayacaksın. Hesap vereceksin. Tanıdığın herkes şerefsizliğini görecek, izleyecek. Bombaladığınız polislerin aileleri, öldürdüğünüz sivillerin yakınları gözünüzün içine bakacak. İçeride çürürken kendine her gün aynı soruyu soracaksın. Değdi mi diye. Değmedi. Asena'nın yaşamasını isterdim. O seni yaşamanı istemezdi. Bizi yetiştirirken mutlak sadakat bekler. Zihnini, bedenini, ruhunu ona teslim edersin. Ama Hasan'a aşıktım. İstemeden oldu. Bir hataydı. O yüzden mi şehit? Dün ona evlenme teklif ederken bana aranızda olanları anlattı. Kaybettiğiniz bebeği, eski mutlu güzel günlerinizi anlattı. Ve kendini suçlayarak bana hayır dedi. Bir yalancı kendine söylenen yalanları anlar. Asena bana hayır dedi çünkü... Sus. Çünkü seni hala seviyordu Kemal. Sus. İşte o yüzden vazgeçtim. Sus Tolga. Sus! Sizin o küçük önemsiz aşkınız yüzünden ölüme gitti o. Sus! 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 Gerçek nefret ne biliyor musun? Senin bana duyduğun değil. 30 sene boyunca tiksindiğim insanların arasında onlardan biri gibi gözüküp geberdiğiniz anı hayal ederek uykuya dalmam gerçek nefret. 40 senedir ufacık yoksul çocukları ruh hastası bir imama teslim etmek gerçek nefret. Gerçek nefret kendimize olan nefret Kemal. Aklını bir başkasına teslim ettiğin için, kula kulluk ettiğin için hep o ilk günkü çaresizlikte kalmak. İşte o gerçek. Kendimize olan nefret. Müebbet yesem de, beni hapislerde çürütseniz de, bunu hatırlamanı istiyorum Kemal.
Bir ayna var Kemal. Kırık bir ayna. Ben senin o kırık aynadaki yansımanım. Sen ve ben. Ölmek kolay Kemal. Anlayamazsın Turan. Ölmek kolay Kemal. Görmedik mi bunu senelerdir? Zor olan yaşamak. Bu zalim dolu dünyada, kusurlarımızda, dosdoğru yaşamaya çalışmak zor olan bu. O benim her şeyimdi. Son kalan vicdanım, umudum. Uzaktan da olsa iyi olsun diye çarpışmak bana huzur veriyordu. Canımın bir parçası koptu Turan. Ne anlamı var artık? Ona hislerimi tek kelime bile söyleyemeden gitti gitti. Biliyordu. Sana söylemesen de biliyordu. Adım gibi eminim buna. Senden bahsederken dudakları bükülürdü. Ukala Kemal Boratava, gıcık olan Asena. Sırf ne kadar sevdiğini hatırladığı için kendine kızardı. Hatırlıyorsun değil mi o dudak bükmesini? Hatırlamam mı? En sevdiğim. Ölmek var ya hiç korkutmadı beni. Herkes bir gün ölür. Biz de görev için ölürüz icabında. Bunlar beni korkutmaz. Ama size bir şey olması düşüncesi var ya. İşte o beni dehşete düşürüyor. Bana bak, ben bir kardeş kaybettim. Seni kaybetmeyeceğim. Yaşayacağız. Kaybettiklerimizi unutturmamak için. Doktorlar olmaz, gidemez diyor. Ben bile ikna edemedim. Kader birliği yaptık paşam. Bunca sene. Yaptık ya. Ama sen ne dersen bu size son görüşüm. Öyle demeyin. Allah büyük. Parmaklarım pek yorgun. Siz yazarsanız makbule geçer. Tabii ki paşam. Fevzi paşam. Onlara örnek olun. Siyasete karıştırmayın. Faziletinizle onları hırslardan uzak tutun. Elbette. Müsterih olun. Bu son mektubumu da
Siz maraşelleri okuyun lütfen. Gururlansınlar. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu. Memur bey. Bir şeyiniz var mı memur bey? Efendim? Hastaneye gidecek son ambulans biziz. Bir yaranız ağrınız var mı? Ha yok ben iyiyim. Sağ olun. Geçmiş olsun.
Daire başkanımız neden ben konuşayım istedi bilmiyorum. Ama sağ olsun. Kabiliyetimin ve sabrınızın izin verdiği kadar bu konuşmayı kısa tutmaya çalışacağım. Bana polis özel harekat ne diye sorsalar cevabım çok net olurdu. Biz bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyecek olanlarız. Ve sadece birinin değil, tüm Türk milletinin ve değerlerinin hizmetkarıyız. O millet ve değerleri tehlikedeyken bize asla huzur olamaz. O gece de olmadı. Karanlık her yeri sarmışken bu 51 fotoğraftaki 51 şehit bu inanç uğruna pes etmedi. Bizim için her biri bir abi, bir abla, kardeş, eş, bazen ana baba, bazen evlat. Ama her şeyden önce her biri insan. Tüm kusurları ve tüm mükemmellikleriyle bizi ve değerlerimizi canları pahasına savundular. Ölümsüz ülkeler uğruna şehit oldular. Ama ölümlü doğrular için yaşadılar. Onlar tarihe yeniden hatırlattı. Korkmadık. Savaştık. Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Amin. Tedavi başarılı olacaksa benim yapmam lazım. Sen zaten başardın. Ölüme çalamat. Gazi olunca da inatçısına. Sen mi bunu diyorsun? Anlattı çocuklar gece yaptıklarını. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Babası bir gün izne çıktığında Elazığ'da onu tatile götürmüştü. Hepimiz oradaydık. Hazar Gölü. Orada kocaman kocaman turuncu örümcekler olurdu. Çocukların hepsi dehşet içinde kaçışırdı. Ama o korkmazdı. Ağlayan bağıran çocukların omuzlarından tek tek örümcekleri toplar. Onlara zarar vermeden uzağa bırakırdı. Yapamadık Burgut. Koruyamadık. Duyduğumda bir parçam öldü zaten. Biz ölseydik de o yaşasaydı. Biz ölseydik de Behçet yaşasaydı. Çocuklarımızı verdik o geceye biz. Ne diyeceğiz babasına? Kenan'ı öbür dünyada görünce. Bedelini ödedik ve vatan sağ oldu diyeceğiz. Yetmez. Bu kalleşlikler bir daha olmadı da dememiz lazım. Diyeceğiz. Bunları yapanlara kaçacak delik bırakmadık da diyeceğiz. Called roadside assistance 2 hours ago. Yes, sir. Where are you? On our way, sir. We're 2 miles away. Almost there. Kill the rambler, the gambler, backbiter. Tell them God's gonna cut him down. Tell them God's gonna cut him down. My goodness, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew.
Sen sakallı da çirkinmişsin muhterem. Korkma, biz vahşi değiliz. Seni sağ salim yurda götürüp adil Türk yargı erkine teslim edeceğiz. Ama ah, keşke şu torpidodaki tabancana hamle yapsan. Nasıl buldunuz beni? Kaçtığınız deliklerde. Dünyanın uzak köşelerinde güvendesiniz sandınız değil mi? Ama değilsiniz. Kurt kışı geçirdi. Yediği ayazı da unutmayacak. Çok hızlı sürmem, stres yapma. Hala sen mi süreceksin sanıyorsun? Bak işte. O zaman müzikler bende. Allah'tan hazırlıklı gelmişim. Gidene kadar biraz gezdir beni. Nereye gitmek istiyorsun? Sür işte, buluruz bir bela. Seçme.